Merhaba arkadaşlar, bugün size Counter-Strike 2'de FPS'imiz nasıl arttırılır, drop ve lag sorunları nasıl çözülür onu göstereceğim. En güncel çözüm budur ve en yeni güncellemeye göre ayarlanmıştır. Açıklama kısmında bir linkimiz var, o linkten kullanacağımız dosyayı indirerek FPS artışımızın nasıl olduğunu ben size göstereceğim. Öncelikle programı indirmeniz gerekiyor açıklama kısmındaki linkten, ondan sonra kurulumuna geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, ben programı indirdim. Şu an sol üstte gördüğünüz, yani haritanın üstünde görülen FPS değerleri benim bilgisayarımın şu an hiçbir ayar yapmadan aldığım FPS değerlerini gösteriyor. Sağ üst tarafta bulunan ise CSGO'dan FPS sayacında ise 250 civarında bir şey yazıyor. Lakin en doğrusu bu programda kullanılan FPS sayacına göre olması lazım. Çünkü bu program direkt ekran kartındaki FPS değerini ölçüyor ama CSGO direkt kendi oyun içi FPS sayacındaki işte bütün işte menülerin vesaire hepsinin toplam sayacını aldığı için doğru olan FPS sayacı sol üstte bulunuyor. Yani sağdakini çok değeri almamanız gerekiyor. Burada solda ise iki tane değerimiz var. Birisi mesela 152, değeri 151, 150 değişiyor. Soldaki bizim ekran kartımızın aldığı FPS değeri şu an için. Sağdaki ise program kullanarak kaça çıkarttığımızı gösteren bir şey. Yani şu an herhangi bir ayarımız olmadığı için 2 aşağı 3 aşağı aynı FPS değerlerini alıyoruz. Şu an işte programımızı açtık. Programımızı açtıktan sonra burada crackrack var. Crackrack'e bir defa üzerine basıyoruz. Evet diyoruz ve tamam diyoruz. Ben şu an sizin için tekrardan programı kapatıyorum. Bunu yaptıktan sonra crackrack'imizi, o zaman lose dazing scaling var. Buna sağ tıkla diyoruz, yönetici çalıştır diyoruz. Bu çalıştı. Şimdi oyun içi bir ayarımız var, onu yapmamız lazım. Onu da göstereyim hemen size. ESC'ye basıyoruz, ayarlar, görüntü var. Buradan görüntüye geliyoruz. Burada bizim için en önemli ayar görüntü modu var. Görüntü modunda burası da tam ekransa, siz bunu tam ekran pencereli ve pencereli olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ben tam ekran pencereyi değiştiriyorum. Daha da benimki olduğu için sonra uygula diyorsunuz değişiklikleri. Ondan çıkıyorsunuz, bekliyorsunuz. Şimdi size bir hiçbir ayar yapmadan, yani her şeyimiz kapalı. Bu şekilde bir ölçekle diyoruz ve 5'ten geriye doğru sayıyor. Bu 5'ten geriye doğru sayarken oyun içine tıklamanız lazım. Oyunuzun sonra ekrana bir gidip gelecek ve sol üstte artık FPS değeri belli olduğu zaman programımız aktif demektir. Şimdi gelelim ayarlarımıza. Programımızı açıyorum. Burada ölçekleme türü var. Bunu AMD FSR seçiyoruz. Burada şu an en stabil çalışan AMD FSR ama yine kendi bilgisayarınıza göre deneyebilirsiniz. Benim önerdim AMD FSR. Burada keskinlik değeri ise ben size şöyle anlatayım. Mesela şu an 0'a aldığımda göstereyim. Buradaki ördeğe baktığımız zaman detayları görüyorsunuz. Yani pürüzsüz bir ördek var. Keskinliği ise burada mesela fullediğimiz zaman ise detayların ne kadar çok arttığını göreceksiniz. Bunu ne kadar arttırırsanız keskinliği FPS'iniz o kadar artıyor. Şu an şöyle mesela en yüksek kaç FPS alacağız ona bakalım. Diğer ayarımız ise kare oluşturucu. Bu iki ayarımız zaten olmazsa olmaz. Buradan LSFG 2.3 seçiyoruz. Buradan modumuzu X2'den X4'e doğru arttırdıkça kalitemiz bir tık bozuyor ama FPS'imiz de o kadar artıyor. Yani benim size tavsiyem X2'den başlamanız ve FPS'inizin size yeterli seviyeye gelene kadar işte arttırabilmeniz. X2'sin için yeterliyse daha fazla görüntüyü bozmanıza gerek yok. Ben şu an size FPS'im benim 150'lerdeydi. Şu an X4'e alıp nasıl bir performans sağladığını göstereceğim. Ondan sonra şuradaki performans modumuz var. Bu size kapalıdır. Bunu açık yapacaksınız. Hafifletilmiş sürüm bu kapalı olacak sizde. İmleç sınırlı off'dur. Bunu off yapacaksınız. İmleç hızını uyarlı off olacak. İmleç gizli off olacak. İmleç ölçekli off olacak. Eşleme modu var. Bu sizde varsayılansa kapalı yapmanız lazım. Çünkü varsayılan yaptığınız zaman en fazla monitörünüzün verdiği hertz kadar FPS alabilirsiniz. Kapalı deyip biz burada maksimum FPS'imiz kaçarız ona bakacağız. Azami kare gecikmemiz burada bizim 1 olacak. HDR desteği. Ben bunu açıyorum. Ben çünkü ölçekle yaptığım zaman benim monitörümde görüntüyü biraz daha karanlıklaştırıyor ama HDR desteğini aç dediğim zaman herhangi bir problem yaşamıyor.
D-Sign Sports'u açın. FPS gösterge zaten açık olması sol üstte göremezsiniz. Şimdi burada yakalama API var. Bu DX, GI olmak zorunda. Çünkü değerlerinde yani benim anladığım kadarıyla farklı bilgilerden çekerek sizi FPS'inizi yanıltabiliyor. Yani daha uçuk mesela gösterebiliyor. Normalde bana işte 600 FPS verecekse 900 gösteriyor ama yanlış gösteriyor. Forumlara vesaire baktığım zaman da herkesin önerdiği yakalama API'si DXGI, bunu seçiyoruz. Kullanılacak GPU. Benim bilgisayarımda 2 tane ekran kartı var. Güçlü olanı seçtim ben. Çıkış ekranı, hangi monitörünüzü kullanıyorsunuz onu seçiyorsunuz. Yani benim ekran kartımı zaten güçlü olan monitöre bağladım. Güçlü ekran kartımı güçlü olan monitöre bağladım. Onu seçtim. Alttakilerin hiçbirinde ellemiyorsunuz. Ve zaten ölçekle demiştim ben. Ondan sonra tekrardan buna basmamaya gerek yok. Ve şu an oyuna girdiğimde 157'ydi. Şu an kaç olacağını göreceğiz. Gördüğünüz gibi benim şu an soldaki görüntüm 156, yani ekran kartımın verdiği normalde 156-150 değeri şu an 578-590 oldu. 4 kat bir artışımız var burada bizim. Şimdi ise şuradan mesela X4'ü mesela X2 yapalım. Şimdi bir de buna bakalım. 2 kat yaptı yani. Görüntümüz ama daha iyi yani. Şu an mesela zaten olay şöyle. Bilgisayarınızdaki, monitörünüzdeki, hersinin üstündeki FPS almanızın aslında hiçbir manası yok. Tamamen böyle yük oluyor. Herhangi bir size bir faydası olmuyor. Benim 165 Hz olduğu için 165 Hz'in üstündeki FPS aslında benim için tamamen israf. Bazen güç tüketmesine, dar boğaz yapmasına sebep olabilir. Şu an X3 yaptığım 465'e çıktı. X4 yapıyorum. Keskinliğimi de benim size önerdiğim 7'dir. 7 yapın. Ölçekleme modu otomatik. Tam ekran seçiyoruz. Bunu da tam ekranı. Ondan sonra başka herhangi yapmanız gereken bir şey yok. Bunu oyunumuza giriyoruz. Ve görüntümüzde herhangi bir değişiklik yok. Bu arada oyun içi ayarlarımı ben size göstereyim. Oyun içi ayarlarımız zaten görüntüm 1920x1080'di. 165 Hz monitörüm var. Ondan dolayı 165 Hz. Ben AMD ekran kartı kullandığım için AMD anti-lag'ı etkinleştirdim. Geçleme devre dışı olmak zorunda bu site. Etkin zaten herhangi bir şeye yaramaz. Oyuncu konsolatı etkin. Menülerde oyun içi FPS'iniz 0 olmak zorunda. Çünkü ben buramı mesela 100 yaparsam bu 100'e sabitlenir. Ama 0 yaptığım zaman yapıyorum ve sınırsız oluyor. 0'da 100. 0'da yani sorunsuz bir şekilde artıyor. Menülerde maksimum FPS 80. Diğer ayarlarımı da şöyle göstereyim. Siz burada durdurup tekrardan bakıp benim ayarlarımı yapabilirsiniz. Onun dışında ekstra bir ayar yok. Onun dışında arkadaşlar başka herhangi bir ayarımız yok. Sol üstte gördüğünüz gibi FPS değerlerimiz ortada. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka sorularınız olsa da yorumlara bekliyorum. Teşekkürler, iyi oyunlar.